Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Bugün ilginç bir konumuz var. Bugün ne koronayı, ne salgını, ne hastanedeki vakaları, ne de siyaset ve siyasetin ağır gündemini konuşmayacağız. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Köy okullarına kütüphane kazandırılması için çaba sarf eden insanları konuşacağız. Bunlardan birini konuşacağız. Yani fark yaratan birini konuşacağız. Yazar Devran Yiğit Sinanoğlu ile konuşacağız. Devran Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben sizin bugüne kadar neler yaptığınızı, kaç kitap yazdığınızı, bu kitapların gelirlerinden elde edilen paralarla ne yaptığınızı anlatmayacağım. Kendinizin anlatmasını isteyeceğim. Öncelikle izleyicilerimiz için bize kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Devran Sinanoğlu, 1987 Diyarbakır, Ali Paşa doğumluyum. İlk üniversiteyi bitirdim. 2015'te en son bitirdik. Atanamadım. Atanamayınca da hayatın getirdiği şartlar gereği farklı kurumlara yöneldik. Yazarlıkla yaptığımız sosyal çalışmalar da bunun bir neticesi. Peki üniversiteden hangi bölümden mezun oldunuz? Üniversiteden biyoloji bölümünden mezun oldum. Biyolog olarak. Adalet bölümünden mezun oldum. Halihazırda da Dicle Üniversitesi'nin iletişim fakültesini okuyorum. Üçüncü sıkıntısı. Bu üçüncü üniversite mi oluyor? Evet, bu üçüncü üniversite oluyor. Ama halen de atanamadınız. Evet, halen de atanamadım. Gerçi sizin gibi atanamayan Türkiye'de belki yüz binlerce üniversite mezunu var. Çoğu hiç alakası olmayan yerlerde asgari ücretle çalışanlar bile var. Peki bu yazarlık olayı nereden başladı? Sizi yazmaya iten sebepler neydi? Beni yazmanın tüm sebepler daha ortaokuldayken bu yazma ateşi bende hasıl oldu. 6. sınıftayken bize bir Türk hocamız vardı. O da Çınarlı hemşehrimdi. Bir gün arka sırada arkadaşlarla maç sohbeti yaparken Türkçe dersine beni kaldırdı. Kalk bize bir şiir oku. Ben de gelişi güzel spontane bir şeyler okudum. Kimin şiiri bu dedi, benimki dedim. İnanmadı, hatta derste tekrar istiyorum dedi. Tekrar yazdım, getirdim. Tekrar okudum, tekrar istedim, tekrar yazdım. Ondan sonra farklı kaynakları bana getirdi. Bunları okumamı tavsiye etti. Ben bir okudukça, ona verdikçe o benden farklı yazılar istemeye başladı. Liseye geçtik. Lisede de edebiyat öğretmenimiz benden denemeler istiyordu sıktı. O şekilde orada da iyi bir şekilde beslendim. O da beni besledi sağ olsun dediği yönden. Üniversiteye geçtikten sonra da ilk kitabımı üniversite 1. sınıfta çıkarttık. Baktım. Halihazırda da bugüne kadar 10 kitabım yayınlandı. Kitabı ne zaman? Üniversite 1. sınıfta mı yazdınız? Evet, üniversite 1. sınıftaydı. 21 yaşındaydım o zaman. Bu şiir kitabı mı yoksa? Şiir kitabıydı, İlk Duygular. İlk kitabım bu, İlk Duygular adını koyduk. İlk olduğu için. Şu anda toplam kaç kitabınız var? 10 kitabım var. 10 kitabınız var. Peki bu köy okullarına kütüphane kazandırma, dezavantajlı çocuklara, yoksul çocuklara kırtasiye yardımı yapma fikri nereden oluştu sizde? Şimdi şöyle izah edeyim. 2019 yılında ücretli öğretmenlik yapıyordum. Kıbrıs Özel İlkokulu'nda. Dersine girdiğim zaman çocukları tahtaya kaldırıyordum. Kendini ifade etmekte zorlanıyorlardı. Biliyor, çocuk biliyor. Ama konuşmakta, ifade etmekte, duygu ve düşüncesini aktarmakta problem yaşıyordu. Bunu hissettim. Hissettikten sonra müdür beyle konuştum. Cuma günleri haftada bir gün kütüphane okuma ve anlatma programı uyguladık. Kütüphaneye indik. Orada haftada 2 saat kitap okuyorduk. Sınıfa çıkıp anlatıyorduk. Ve hafta sonu çocuklara kitap veriyordum. Kitaplarını okuyup geri gelip anlatıyorlardı bana. Anlattıkları zaman da not veriyordum. Ekstra. Her birine 5 puan, 10 puan not veriyordum. Ve ayrıca şöyle bir şey de yapıyordum. Her ay çocuklarımdan bana mektup yazmalarını istiyordum. Aileleriyle ilgili, benimle ilgili, kendileriyle ilgili, okulla ilgili bana mektup yazın diyordum. İlk aylarda en fazla 1-2 cümle yazan öğrenciler son aylara doğru, okulun son dönemine doğru artık yarım sayfa, bir sayfa, A4 kağıda dolduracak şekilde bana mektup yazmaya başladılar. Duygu düşüncelerini rahat bir şekilde artık ifade etmeye başladılar.
Hatta size şöyle bir şey izledim. Bu projenin temel fikrini oluşmasının sebebi şuydu. Bir öğrencim vardı. Dedim ki bana bir mektup yazın çocuklar. Öğrencim şöyle bir şey yazmıştı bana. Öğretmenim, babam yok. Arkadaşlarım benimle alay ediyor. Hayatımda hiç pasta yemedim. Pastanın tadı nasıl bir öğretmenim? Bunu bana yazan 10-11 yaşındaki bir çocuk. Ve ben o gece sabaha kadar uyuyamadım. Sabah zor ettim, okula gittim. İzmir Bey'le konuştuk. Sınıfça hatta fotoğrafı çektik. Ertesi gün öğrencimin doğum günüdür diye pasta kestik. Başka bir öğrencimin artık birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar teneffüslerde hiç dışarı çıkmazdı. Arkadaşlarıyla bahçede oyun oynamazdı. Arkadaşlarını çağırdım. Neden sizinle hiç oynamıyor, hiç yanınıza gelmiyor? Öğretmenim birinci sınıftan beri Berfin böyledir dediler. Akabinde dedim ki kızım bana bir mektup yazar mısın? Biliyorum kızım bir sıkıntısı var. Ama duyduğu düşüncesini ifade etmekte problem çekiyor. Kızım önce kitap verdim okuttum. Birkaç hafta sonra dedim kızım bana sıkıntılarını yazar mısın? Düşüncelerini yaz, duygularını yaz. Yazdı getirdi kız şunu yazıyor. Öğretmenim ben güneşe çıktığım zaman teneffüslerde gözlerim ağrıyor. Anneme söylüyorum bana inanmıyor. Bana kızıyor. Kalktım annesini çağırdım. Çocuk hastanesine randevu aldım. Abla dedim kızı hastaneye götür. Randevu almışım. Sen götürmeyeceksen ben götüreyim. Yok dedi hocam siz zahmet etmeyin ben götüreceğim. Götürdü kızdan kızın güneşin alerjisi varmış. Bir hastalığı varmış. Güneşe çıkamıyor. Ondan sonra mesela o kız çocuğu da artık herhalden sonra arkadaşlarıyla bahçede oyun oynamaya başladı. Bunun akabinde ilginç bir bilgi daha vereyim size. Bir dönemde çocuklarımla beraber bitirdiğimiz test kitabı sayısı 7. Soru bankası ve konu anlatımı. Çocuklar okulda birinci olduk ve ilçede de bazı derslerde derece yaptık. Mesela Türkçe'de 87 noktayla derece yaptık. Türkçe dersinde. Yenişehir'de derece yaptık. Sınıfça. Kendini tahtada ifade edemeyen, dersi anlatamayan öğrencilerin yıl sonunda okula konser verdiler. Özgüvenleri yerine geldi. Özgüvenleri aşılandı. Peki tam bunun da asıl, evet ben de tam onu soracaktım. Asıl bunun en büyük sebepleri de bunların kitap okuyamaması. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çocuklar dediğim gibi biliyorlar ama ifade etmekte sıkıntı çekiyorlar. Kendini anlatmakta problem çekiyorlar. Başka bir öğrencim vardı, çok agresifti. Kavga ederdi, arkadaşlara sataşırdı. Her gün bana şikayet gelirdi. O öğrencimle ilgili. Annesini çağırdım, velisini çağırdım. Babasını çağırdım ikisiyle beraber. Özel program uyguladık o öğrencime. Ve herkese bir kitap verirken onu cezalandırdım, iki kitap verdim. Ve ayrıca sınıfta da ona görev verdim. Dedim ki sınıfın temizliğinden sen sorumlusun. Görevlendirdim, sorumluluk verdim. Ondan sonra yıl sonunda öğrencim teşekkür belgesi aldı. O agresifliği, o tartışma, o kavgacı çocuk gitti. Yerine mülayim, daha sakin konuşan, öğretmeni şunu yapabilir miyim? İzin isteyen kibar bir öğrenci geldi. Peki hocam ondan sonra bu köy okullarına kütüphane kazandırma olayı nasıl başladı? Dedim temel buydu. Bu niyet bende çoktan vardı fakat bir türlü sınav olamıyordu. Şartlar el vermiyordu. KPSS'ye hazırlık sürecim vardı. Onu bitirdikten 2020'de KPSS'ye girdim. Onu bitirdikten sonra 2021'de artık bu projemi uygulamak istedim. Şartlar artık el veriyordu. Ondan sonra başladık bu çalışmaya. Şu anda kaç tane okula kütüphane kazandırdınız ve ne kadar kitap verdiniz? Şu anda yarın Dicle'ye kitap göndereceğiz. Onunla beraber 42 köy okuluna ulaşabildik. Sayımız 42. Kitap sayımız da 30.800. 42 okul 30.800 kitap. Evet, 42 köy okulu 30.800 kitap. Peki bunun bu kitapların parasını nereden aldınız? Kendi yazdığınız kitapları satışından elde edilen geliri anladım ama sadece o yetmedi herhalde değil mi? Haklısınız, haklısınız. Sağ olsun çevremdeki yazar dostlarım yardımda bulundular. Az önce bahsettim size, beni yazarlar teşvik eden Türk öğretmenimiz vardı. Şu anda İzmir'de. O bayağı bana yardımcı oldu. Çevremdeki eş dost yardımcı oldu. Özellikle sizin kanalımızla da Ramazan Ava, bizim
projenin iskeletini oluşturan sahibi. Çok çok teşekkür ediyorum ona buradan. O bize 15 bin kitap yardımında bulundu şu ana kadar. Ve bize bir söz verdi. 100. Kütüphaneyi A'dan Z'ye kendisi sponsor olacak. Kendisi her şeyi karşılayacak. Finali onunla yapacak. Evet, peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu insanlar bir yerden hani yardım toplarken, para isterken toplanması, alması biraz zor oluyor ama kitap isterken, sadece kitap isterken, hani okuduğunuz kitabı bile isterken o anlamıyla rahat her tarafa ulaşabildiniz mi? O konuda insanların tereddütü olmuyor anladığım kadarıyla kitap gönderirken. Yok, şimdi şöyle bir şey. Biz kesinlikle para kabul etmiyoruz. Altını çizerek söyleyeyim, kesinlikle para kabul etmiyoruz. Bize para yardımında bulunmak isteyenlere diyoruz ki bize kitap alın. Yaş aralığını söylüyoruz. Örnek veriyorum. Birinci sınıfta dördüncü sınıf arası veya dörtte ikinci sınıf arası veya lise talebelerine yönelik kitap alın. Adres veriyoruz. Sosyal medyada bize ulaşan arkadaşlar oluyor. Adres veriyoruz. Numara veriyoruz. Cep numarasını. Bize ulaştırıyorlar sağ olsunlar. Biz de alıp bir okullarına götürüyoruz. Teslim ediyoruz. Teslim ederken de polilerin fotoğrafını çekip kendilerine gönderiyoruz. Bir ikincisi şunu da diyoruz. Mesela kitaplar, çocuklarınızın okuduğu kitapları geri dönüşüme göndereceğinize veya çöpe atacağınıza bize gönderin. Değerlendirelim biz artık. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi çok öğrenci var. Birçok köyümüzün kütüphanesi yok, kitabı yok. Bunu yaparken hiçbir ideoloji, felsefi, dini kitap almıyoruz, kabul etmiyoruz. Daha çok yüz temel eser, dünya klasikleri, bu tür kitapları alıyoruz. Peki ben burada bir şey sormak istiyorum. Siz bu kadar tecrübeyi edindiniz. Siz ne kadar ücretli öğretmenlik yaptınız? Bir dönem tek yapabildim. Bir dönem yaptınız. Evet. 4 ay mı 5 ay mı öyle bir şey. 4-5 ay gibi bir kısa bir sürede bu kadar çocuğun hayatına dokunmuşsunuz. Yani demek size o zaman... Başka bir... Buyurun. Size başka bir bilgi vereyim. Şu anda öyle lafınızı kesin, kusura bakmayın. Şu anda öğrencilerim 7. sınıfa gidiyor ve ben hala onlarla görüşüyorum. Bir istekleri olduğu zaman, bir sıkıntıları olduğu zaman ben onlara koşuyorum. Benim bir isteğim olduğu zaman, hastalandığım zaman onlar bana koşuyor. Hala ailelerle görüşüyorum, velilerle görüşüyorum. Kısmet olursa ben bu çocuklarımı bırakmayacağım. Üniversiteye gittiler de yanlarında olacağım. Askerlikten sonra da. Hatta bazen babalarıyla şakalaşıyoruz. Diyor hocam, evlendirmek de size ait. Tamam diyorum. Başlıyoruz. Peki bir şey soracağım. Siz o zaman öğretmenlik yapmayı düşünüyor musunuz? Yani biyologsunuz. Normalde hastanede, laboratuvarda falan çalışmanız gerekiyor ama. Doğru. Şimdi ben çocukları seviyorum. Çocuklar yeryüzünün melekleri. Maalesef yalnız bir bataklık ve onlar bataklıkta açmış çiçektirler, güldürler. Onlar yeryüzünün günahsız melekleridir. Yapmak istiyorum. Sünnet olursa, nasip olursa yapmak istiyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz bir atasözümüz var. Ağaç yaşken eğilir. Siz onu hangi şekilde, hangi kalıba koyarsanız çocuk o şekilde büyür. O şekilde kalkar. Peki yani, Evren Bey bir şey soracağım. Siz okurken yani 6. sınıfta şiir okumanızla öğretmene şiir okumanızla öğretmen orada sizi keşfediyor da sizin okuma döneminde şartlar nasıldı? Siz yeteri kadar kitap okuyabiliyor muydunuz? Baban aileden yeteri kadar size eve kitap getiriyor muydu okumanız için? Şimdi ben okuma yazma bilmeyen bir anne ve babanın yazar ve şair oğluyum. Evet. Onların döneminde, bunu da gurur duyarak söylüyorum. Onların döneminde maalesef şartlar bu kadar elverişli değildi. İkisi de okuyamadı. Kırsal yerde, köylerde yetiştikleri için okul yoktu onların döneminde. Onların önünde okul yoktu, okuyamadılar. Ben şu şekilde avantajlıyım. Hem okuldaki öğretmenlerim beni besliyordu edebi yönden, hem de babam, ailem. Sözlü edebiyat dediğimiz rengbezlik bir kültürü var biliyorsunuz bizde. Bizim bölgede, bizim coğrafyada. Ben o kültürle büyüdüm. Mesela son yazdığım kitap Asur Halkı Kralı 14 edebi hikayeler oluşuyor. Bu hikayeler de sözlü edebiyattan geliyor. Lengvecilik kültüründen gelme. Köy evlerinde dinlediğim hikayelerdir bunlar. Büyüklerimin yanında oturduğum kahvehanede, köy evlerinde oturduğum dinlediğim hikayelerdir. Mesela Kutlar Dağ toplantısını 120 yaşındaki Medine Nine'den dinledim. Hançepekler. Evet.
Yani kendinden yaşça büyük insanlarda oturup sohbet etmeyi seviyorum. Onun bana da çok çok aksi oluyor. Katkısı çok oluyor. Evet. Son olarak bir mesajınızı alabilir miyim? Hem bu bölgedeki çocuklar, özellikle dezavantajlı gruptaki köy çocuklarının okuyabilmesi için anlamında bir mesajınız veya bir çağrınız olacak mı? Son olarak onu soruyorum. Şimdi olacak şöyle, hepimiz ormanı seviyoruz. Yeşili seviyoruz, doğayı seviyoruz. Ama doğaya kat, yeri geldiğimiz doğayı katlediğimiz ama katkıda bulunmuyoruz. Ormanları oluştururken her şey ilkin bir fidan dikmekle başlar. Eğer ormanları gül bir orman, sık bir orman oluşturmak istiyorsak ilkin bir fidan dikmekle başlarız. Fidandan kastım burada teşviklat olmaz, çocuklarımız. Yani çocuklarımıza katkıda bulunursak, onları iyi bir şekilde yetiştirirsek, çocuklar bizim geleceğimiz, dünyamızın geleceği. Hepimizin ortak noktası, ortak çatısı çocuklardır. İyi bir gelecek istiyorsak, temiz bir dünya istiyorsak, çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Bunun için de sağlıklı bir gelecek için projemizin adı da o. Kitap okumalı ve okutmalıyız. Bize yardımda bulunmak isteyenlerden sosyal medyasına bize ulaşabilirler. Kesinlikle dediğim gibi para kabul etmiyoruz. Varsa çocukların okuduğu kitaplar, ellerinde bulunan kitaplar, uykuda dediğimiz kitap bölümleri var. Uykuda dediğimiz, yani okuyup da bir yere attıkları veya okumayacakları kitapları, onları bize ulaştırabilirler. Biz onların vasıtasıyla daha çok köye ulaştırabiliriz, daha çok çocuklarımıza ulaştırabiliriz. Yani çocuklar okudukça hayal güçleri artıyor. Çocuklar okudukça ufukları açılıyor. Okuyan insan duygu ve düşüncesini rahatlıkla ifade edebiliyor. Özgüveni artıyor. Okumayan Evet. insan şiddetle başvuruyor, agresif oluyor. Bizim de Evet. amacımız ülkeye, insanlara hizmet etmekse, katkıda bulunmaksa işe buradan da başlayabiliriz. Devran Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, dediğim gibi bugün ne salgını konuştuk, ne ağır siyaset gündemini konuştuk. Bugün güzel bir konumuzda güzel bir konuyu konuştuk. Kitap okumayı konuştuk. Kitap okuyamayan dezavantajlı gruplara, çocuklara yapılan yardımların çocukların hayatına nasıl etki ettiğini konuştuk. Konuğumuz da Sinan Devranoğlu'ydu. Kendisi 10 kitap yazmış bugüne kadar. Hem şair hem yazar ve 42 köy okuluna toplam 30.800 kitap. Kendisi söylemedi, yayından önce konuşmuştuk. 875 öğrenciye de kırtasiye yardımında bulunmuştu. Kendisine bu yaptığı güzel işlerde başarılar diliyorum ve bu Teşekkür başarılarının ediyorum. devamını diliyorum. İyi Çok sağ günler olun. diliyorum. İyi günler, teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.